Merhaba arkadaşlar, Orta Doğu Balkanların en lezzetli oyun kanalına, Oyunlu Mamuller'e hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay, bugün sizlerle Son Bakış serisinin yeni bölümüyle beraberim. Geçen bölümü ben değil, Oğuz yaptı. Yapma dedim, etme dedim. Bak ben bu seriye girdim, keşke girmeseydim dedim. Sonuç ortada, gerçekten Hitman çok ama çok kötü bir oyundu. İzleyince ben de hak verdim. Neyse, lafı daha fazla uzatmayalım, bakalım bu bölümde bize hangi oyun bekliyor? Arkadaşlar oyunumuza girdik. Hayatınızda görüp görebileceğiniz en böyle kazma insolardan birisiyle karşılaştık. Oyun bize tanıtıyor şimdi evrenini. This is Sekotvana diyor. Sekotvana diye bir yer burası. Bu da Bob. Allah aşkına çizimlere, grafiklere dikkat. Bunlar da annesi babası Bob'un. Bilmem ne işte mükemmel her şey çok güzel gidiyor. Sekotvana da mükemmel bir yer. Fakat çok uzun sürmedi diyor böyle bir siyah beyaz. Galakside bir yerde diyor bir tane gezegen vardı diyor. Yalnız yemin ediyorum paintle yapılmış. Ve bu gezegenden bizim bunlara doğru bir çatal geliyor. Bobların gezegenine doğru iniyor çatal. Allah'ım ya Rabbim. Bir uzay gemisi bu. Ve Doktor Magazi adında sümüğümsü bir şey geliyor böyle. Her tarafı yakıp yıkıyor falan göreceğiniz üzere. Efendime söyleyeyim. Bob da bunu durdurmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Doktor Magazin'in uzay gemisine bir zarar veriyor bayağı bir çarpıyor falan. Fakat bu arada Doktor Magazi bu evladımızın annesini ve babasına ne yapıyor? Teleportluyor başka bir yere götürüyor onları. Bob onlara yardım edemiyor çünkü orada değil o esnada. Her şey için çok geçti diyor. Fakat karakterimiz böyle bir sinirleniyor böyle yapıyor böyle. Ne yapacak? İntikamını alacak herhalde. Ve oyunumuz bu şekilde başladı arkadaşlar. Oyunumuzun ismi Brilliant Bob. Ne kadar aldığımı hatırlamıyorum. Notlarıma bakayım bir saniye. Evet arkadaşlar geri döndüm. Oyunu 190 indirimle 60 kuruşa almışım. Bakalım değecek mi 60 kuruşa? Ama şunu söyleyeyim. Intro falan beni yıktı yani. Bakalım nasıl bir şey karşılayacak bizi. Start the game. Vay böyle bir unlockables'lar, achievements falan menüye özen göstermişler ama bakalım. Nice ile karşılaştık, ne umduk ne bulduk. Start the game diyorum. Ne diyor ya? Çok o kadar küçük ki okuyamıyorum. Space bar diyor, tam zıplama. Evet, 3 boyutlu bir platform oyunuyla karşıla... Ne oluyor? Evet, bir alışamadım şu anda oyuna. Yalnız böyle oyunlardan hiç haz etmem ya. Platform oyunlarını genelde iki boyutlu seven bir insanım arkadaşlar. Mouse kontrolü namına hiçbir şey yok. Bunu da hiç anlamam yani. Bir bilgisayar oyunu özellikle bir de şey yapıyorsun. Platform oyunu yapıyorsun ve mouse kontrolü yok oyunda. Tam geldim. Ve ikinci map'e geçtik. Ya bir kere kamera kontrolü çok kötü. Yani ilk izlenimimi söyleyeyim. Hani nereye gideceğinizi bir görememe söz konusu. İleride mapler dalınıp budaklanacak mı bilmiyorum ama hani mesela gideceğiniz yeri kaçırdınız. Geri dönmeniz gerekiyor. Göremezsiniz ki gideceğiniz yeri çünkü yön tuşları aynı zamanda kamera işlevi de görüyor. Hiç sevmem bunu. O yüzden baştan benim için hüsran oldu diyebilirim. Ve aşağı düşüyorum. Bir can adına falan bir şey var mı şu... Bakayım yok ya. Bir tek sayaç var. Hoparlörümden dolayı göremiyorum ve atlayamıyorum. Cidden şaka gibi ya. Kestiremiyorum ki nereye düşeceğimi. Bir dünyaya bakıyorum şöyle bir atmosfere. Oldukça kütük. Havada duran kayalardan oluşan bir yer burası galiba. Karakterimizin zaten ne ismi belli ne cismi belli hiçbir şeye de benzemiyor. Mor portallara ulaşıp bölümleri geçmek herhalde esas amacımız. Fakat burada değişikli bir şey var. Ne olacak onlara? O kadar hızlı geçiyor ki yazılar. Hiçbir şey anlamıyorum şu anda. Anam 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 anam.
Heh, ama anladım. Şu kırmızı şeye çarptığı zaman sümükler ne diyeyim? Bir kendinden geçiyorlar. Şunu aldık. Bunu da alalım. Şimdi buradan buraya ben zıplayabilecek miyim yoksa şu kütükleri oynatıp onun altına getirmem mi gerekiyor? Düşme. Yok bu düşecek ya. Vallahi düştü. Bir böyle şansımı deneyeyim. Olmuyormuş. Heh, en baştan. Mükemmel. Bunları sümüklere doğru yaklaştıralım. Çarpın ikinizle. Oha ne oldu ya? Bayağı valili falan da kırdılar. Bakalım bu sefer olacak mı? Of. Üçüncü kere şansımızı deniyoruz. Düşme, sana ihtiyacım var ya, gitme. Sana muhtacım. Çarp. Ben ne halt edeceğim şimdi? Acaba bunlara zıplayarak mı bizim... Vay anasını. Biz onları öldürmeyecek miydik acaba? Ben 2 saattir yanlış şey mi yapıyordum? Az önce yaptığım şeyi tekrar denemeyemene konuşamadım. Tamam. O da tamam. Son bir hamle. Evet. Giderek daha karmaşıklaşıyor map'ler. Şimdi bir de mavi bir sümük geldi. Karakterimizi ben şeye benzettim ya. Hani küp yapısından dolayı mı benzettim ben? Yani sadece o mu kafamda çağrışım yaptı bilmiyorum da Super Meat Boy'a benzettim ya. Surat ifadesi. Küp şeklinde olması özellikle. Sen de gel. Bakalım sen ne halt yarayacaksın. Şunun üstüne çıkmaya çalışacağım. Tamam. Oo, bu bir de kutulara da sürüklüyor. Bak şerefsize bak. Allah'tan bug'da kaldı kutu da. Ya lanet olsun. Yok arkadaşlar cidden kötü oyun ya. Ve şey gibi bu ilk bölümde mi oynamıştım? Temple Tantrum diye bir oyun vardı. Bu bebeği oynuyorduk bir tane. Mide bulandırıcı bir kamera kontrolü var demiştim. Aynen bu da öyle. Uzun süre oynanmaz bu oyun. Şimdi acaba rengi değiştikçe yaptığı şeyler de değişiyor mu? Mesela bunun başka bir özelliği mi vardı ben daha fark edemedim. Bu jölemsi şeylerin. Hiç anlam veremedim şu anda ya. Yok mümkün değil yani 2 ile zıplayamadıysam 1 ile hiç olmaz zaten de şu üçlü şeyi benim oraya yaklaştırmam gerekiyor bunu anladım. O yüzden şunu bir kızdıracağım yanıma getireceğim. Onu düşürme işte onu düşürme. Hay Allah'ım ya. Benim ona ihtiyacım vardı yalnız yanlış iş yaptık. Ben buradan bir aşağı atlayayım öleyim. Şu bölüme tekrar başlayayım. Anam. Ölmedik lan. Ne oluyor şimdi burada ölmeyi mi bekleyeceğiz? Yoksa secret bir yer falan mı keşfettim diyeceğim de o çok iyimser bir yorum olur. Benim ölmem gerekiyor. Ha bak ya, o da geldi. Bir tur daha aşağı atlayacağım. Yine ölmezsek sıkıntı büyük. Nihayet öldük. Şimdi benim şunu aşağı düşürmem gerekiyor. Daha sonra bunu ona yaklaştırmam gerekiyor. Tamam o gitti. Şimdi benim bunu şuraya yaklaştırmam gerekiyor. Fakat bunu çok yavaş bir şekilde yapmam olmuyor ki nereye yavaş yapacağım? Bayağı olmuyor ya. Ha bir F tuş. Ana! F tuşu bir işe yarıyormuş oyunda. E tuşu da etrafımıza döndürüyormuş kamerayı. Vay anasını. Oyunun o kadar hakkını yedik görüyor musunuz arkadaşlar? Bu F'ye...
paso bunları kırıyoruz da. Hani kırmaktan ziyade ele bir şey alıp şu küplerden bir tanesini şu üst tarafa koymak gibi bir amacım var. Çünkü ulaşamıyorum ben diğer tarafa bu şekilde. Bunu ittirebiliyor muyum? Bunu da ittirebiliyor muyum? Çok böyle kıyın kıyın gidiyor ama. Yok, gitmiyor ya. Gitmiyor arkadaşlar. Ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum. Ve ölüyorum. Yok, bu böyle olursa bu bölüm çok kısa olur ya. Daha burada tıkandım ben çünkü, bittim. Bunlara vurulmuyormuş arkadaşlar, bunu anladık. Yine kutuları hiç kullanmadan şu sümüğün üstünden zıplaya zıplaya karşı tarafa geçebilir miyim diye düşünüyorum. Bu iyice buraya gelsin platform. O şansımı bir deneyeceğim. Vallahi oldu. Demek ki kutular bir halt edemiyor. Bir önceki bölümü de şu sümüklerin yardımıyla geçtik. Yapma, bunu yapma ya. Bu arada şu topladığımız şeylerin de bir anlamı var mı? Ne kadar sayıda topladığımızın bir önemi var mı hiç bilmiyorum ama geçen ki platformdakilerin hiçbirini almadım. Gerek de duymuyorum açıkçası. Hadi yaklaş şuraya da. Gitme, çok gitme. Heh. Evet. Dördüncü bölüme geldim, mutlu oldum. Yine bir şeyler anlatmaya çalışıyor oyun bize. Şu patlayan şeyler bence bir işe yarıyor da ben çözemedim ya. Yapma, yapma ya. Git de orada aşağı. Tamam. Yap ulan. 2 saatte space'e basıyorum. Düştükten sonra algıladı space'e. Zıplamaya çalışıyor. Şöyle bir şey yapsam olur. Çok iyi, çok da güzel oldu. Oo, 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 yapma. Bayağı izlemek gerekiyor arkadaşlar platformların hareketlerini. Böyle de çabaladığıma falan bakmayın. İçinden oynamak istemiyorum ya. Kötü bir oyun. İki saatten fazla bir oyun oynamazsınız. Steam'de iade edebiliyorsunuz. Bunu göz önünde bulundurayım diyeceğim de gerçi bu şey oldu ya. 2 haftadan çok oldu ben bu oyun alalı diye hatırlıyorum. Bir de 2 hafta gibi bir sınırlama var çünkü ve ben yine zıplayamadım. Sıkıldım, sıkıldım. Buraya kadar her şey güzel gidiyor. Fakat bundan sonrasında cozultuyorum. Bak, göremiyorum şu anda ya. Heyecan yaptım, kendi yerimde zıpladım. E tuşumu kameraya çeviriyordu. Şöyle bir şekil yapıp, hani ne zaman geleceğini görmem gerekiyor çünkü. Olmadı. Çok zor, hani bir eliniz yön tuşlarındayken bir yandan şu şeyi hesaplamaya çalışıyorsunuz. Ne zaman gelecek, ne zaman gidecek. Bir de bu arada E tuşuyla kamerayı kontrol etmek cidden azap yani. Kamera tek yönü değiştiriliyor ha. Bir kaçırdığınız zaman tekrar bir tur daha dönmeniz gerekiyor. O durdu mu lan orada? Ne yaptı o platform? Oba. Hayt. Yapma, bunu yapma ya. Vay, sıkıntı geldi içime ya vallahi. Ya şunu anlamıyorum, hani bir platform oyunu yapıyorsun. Bir de bunu risk alıp 3 boyutlu yapıyorsun. Ha, yapamıyorsanız yapmayın ya cidden yani. Kendi şahsi kanaatim, ben platform türünü en çok 2 boyutlu oyunlara yakıştırırım. Fakat hani 2 boyutlu olmadığı için kızmıyorum. Hani 3 boyutlu da olmamış ki yani. Tamam, bir şey yapmaya çalışmışlar da olmamış yani. Benim aklımda 3 boyutlu güzel bir platform oyunu artık günümüzde yok, kalmadı. Bir Prince of Persia serisi vardı ki benim en sevdiğim oyun serisidir. Hiç de, yani mükemmel bir serisidir. Yapılmadığı için yenisinin de hala Ubisoft'a kızgınım. Yani mesela onda kaldı yani. Hani artık saf platform oyunu çıkmıyor 3 boyutlu. Genelde aksiyon oyunlarına, sandbox oyunları yediriliyor platform öğeleri. Onun dışında başka hiçbir şey yapılmıyor. Artık genelde 2 boyutlu oyunlar üzerinden gidiyor platform oyunları. Ve böyle de kalmalı zaten. Ben hani öylesi daha güzel. Yani inanın şu hiç güzel bir şey değil yani. Aa, bu ne?
Bırak da ışınlanayım geri zekalı. Aa, ışınlanmama izin vermiyor. Bunları şaşırtamıyor muyuz? Götüremiyor muyuz bunları? Enteresan oldu bu. Aa, bir tanesi gitti. Heh, tamam, şimdi gidebiliriz. İyi, tamam ya, bu bölüm kolay oldu. Yalnız tam anlamıyla oynamıyorum oyunu, fark etmişsinizdir. Ne hani onları öldürmeye çalışıyorum, ne toplamamız gereken şeyleri topluyorum falan. Sadece bölüm geçmeye odaklandım şu anda. Nerede kalmıştım ben en son, ne diyordum? Platform oyunları diyordum. Ne dedi? Unuttum şu an lafı, tamamen unuttum hiç. Heh. Her zaman şey örneğini veririm, Rayman örneğini veririm. Özellikle yeni nesille birlikte Origins ve Legends, biliyorsunuz en son iki oyunu Rayman'in. Efsane oyunlar ya, bence platform oyunları öyle olmalı. Hani adamlar kasmıyor, biz 3 boyutlu yapacağız diye kasmıyorlar. Aha, bir de yok olan platformlar. Vay anasını. Bence her platform oyunu Rayman Legends'tan feyiz almalı. Origins'ten feyiz almalı. Gerek grafik kullanımı, grafik tarzı, bulmaca kullanımları. Ve şöyle bir şey mesela, Rayman'da öldüğünüz zaman Allah kahretsin deyip bırakıp gitmezsiniz mesela. Benim geçen oynadığım Ape Return Son mesela lanet ettiriyordu oyuna. Mesela Rayman'da öyle bir şey yoktu. Oynadıkça oynayasınız geliyordu oyunu. Her platform oyunu öyle olmalı. Mesela ben şu anda sıkıldım. Ağır sıkıldım hem de. Niye oynuyorum? Videonun süresi uzun olsun diye. Bakalım, yine bir şeyler anlatmak istiyor oyun bize. Platformlar küçüldükçe zıplaması daha da zorlaşıyor. Her neyse, yavaş yavaş oyunumuzun sonuna gelin. Bu arada hareket etmezsek mesela her çarpışta, mesela tam köşeye geldi şu an karakterim. Hani hiçbir şey yapmasanız bile düşüp ölme gibi bir durumunuz var. Saçma bir şekilde. Hiç oynayamıyorum da zaten. Dur bakayım, şu altı düşüp ölmeyecek miyim bu sefer de? Yok, bu sefer öldüm. Şuraya atlasam. Yok, ölünüyormuş demek ki. Geçen sefer bir tuhaflık oldu, ölmedim. Her neyse arkadaşlar, yavaş yavaş videomuzun da sonuna gelelim. Ne söyleyebilirim bu oyunla ilgili? Yapmayın arkadaşlar böyle oyunları. Yani ne siz yapın ne biz oynayalım. 60 kuruşa değer mi? Ha, en azından rahatsız etmiyor o ilk oyunki kadar. Onu hiç unutamıyorum. Temple Tantrum kadar rahatsız etmiyor. Ha, oynanır belki, 60 kuruşa almışsınızdır. Steam cüzdanınızda böyle para birikmiştir. Envanterinizden bir şeyler satmışsınızdır falan. Alırsınız, oynarsınız. Bir iki saat oynarsınız, sonra iade edersiniz falan. Böyle değişik atraksiyonlar yaparsınız. Kart desteği var mı bilmiyorum ama onun içinde 3 saat falan oynamak gerekiyor. Minimum 3-4 saat oynamak gerekiyor. O zaman da iade edemezsiniz. Müzik namına hiçbir şey yok. Ara sıra bir piyano, bir şey falan dat diyor gidiyor böyle. Hiçbir şey olmuyor yani. Grafikler zaten çöp, onu açıkça söyleyeyim. Zaten her halinden belli, Unity ile yapılmıştır büyük ihtimalle oyun. Dikkat etmedim ama Unity'dir büyük ihtimalle. Onun dışında tekrar oynatmak istemiyor oyun. Hiç yani bir bağımlılık yaratmıyor. Acaba ne olacak kaygısı yok. Hiçbir şekilde oyun sizi şey yapmıyor yani, yani oyunda tutmuyor, öyle söyleyeyim. Hikaye tırt. Intro zaten şu ana kadar gördüğüm en tırt introlardan birisiydi. Uzun süre unutmayacağım o introyu büyük ihtimalle. Brilliant Bob da böyle bir oyun arkadaşlar. Ana karakter özgün değil. Super Meat Boy Hanım sattı bana. Vay. Yapma, bunu yapma. Üstten çarptım platforma, platform git gel yapmaya başladı. Daha ben oraya gelemeden platform yok oldu ya. Böyle bir oyun işte arkadaşlar. Yani Brilliant Bob da böyle bir oyun. Şöyle karakterimizin suratını görelim. Oyunu öyle bitirelim. Güneş gözlüklü böyle tatlış bir karakterimiz yok. Gayet de itici bir karakterimiz var. Bir son bakışın daha sonuna geldik arkadaşlar. Aa, bakayım şöyle, Allah aşkına resmen kopyala yapıştır yapmışlar şu uzak yerleri ya, dağlar falan çok itici ya. Neyse, tamam arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Bakalım iyi bir oyuna karşılaşacak mıyız, çok merak ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar, ufak bir artıların eksilerini yazacağım, videonun sonuna geleceğim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.